من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا رب بني الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Sadaqa Allahu alazim. E'udubillahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve ssalatu ves selam ala rasulna Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kardeşlerim, gecemiz mübarek olsun. Bugün okumuş olduğum bu ash-i şerif dünkü ders ayetimizdi. Fusulat suresi 30, 31, 32, 33, 34 öyle gidiyor. Arzu eden kardeşlerimiz yerine bakabilir. Cenab-ı Hak hayırlı etsin, mübarek etsin, gecemiz mübarek olsun. Rızasına uygun bir gece geçirmeyi cümlemize nasip eylesin nefsimize bizleri baş başa bırakmasın Allahu Teala bizlere yardım eylesin. Ee, Allahu Teala'nın nimeti, ikramı bu dersler bize çok büyük nimet oldu elhamdülillah. Rabb'im tamamına erdirsin kardeşlerim. Ee, bizim usulümüz ney? Ee, kardeşlerim herkes katılabilir bu derslere. Herkes dinleyebilir. Birbirimize de e, teşvik edelim bir nevi cami dersleri, bir nevi medrese dersleri, Kur'an kursu dersleri. Böylelikle kalbimizi nurlandırmaya çalışıyoruz. Daha güzel kul olmak için bir gayret oluyor. Yani biz Allah yolunda elimizden geldiği kadar gücümüz yettiğince bir mücadele içerisinde hepimiz olalım. Allahü Teala da bize inşallah rahmet eder, merhamet eder. Gönüllerimize aşkını muhabbetini koyar kardeşlerim çok önemli yani bu birliktelik çok önemli hakikaten haftada 3 gün 4 gün 5 gün böyle bu derslere katılıp da şöyle düşünelim 1-2 sene böyle devam etmiş olsak emin olun inanın çok şeyler hayatımızda değişir hepimiz böyle yani hepimiz bu yollardan bu şekilde geldik geçtik kardeşlerim o açıdan bunlara değer verelim o açıdan inşallah katılalım Herkes katılabilir dediğim gibi biz bunu 3-4 aydır bu dersi yapıyoruz Elhamdülillah ama yeni katılan kardeşim bile kardeşlerim bile bunu takip edebilir Şunu da tavsiye edebiliriz tabi Elhamdülillah bu dersler kayıt oluyor Mesela büyüklerle ders ya da çocuklarla ders bölümünde, birden bu derse gelene kadar hepsi kayıtlı. Yani ben bazı arkadaşlarıma onu söylüyorum. Hocam yeni katıldık ne yapalım? En başa dön zaten elini şöyle yapacaksın. Aşağı ineceksin. Büyüklerle dersi bulacaksın. Birden yani bir düzen içerisinde bir defter tutun. Yani illa diyelim şu an şu saatte katılamayabilir bir insan. Yani işi olur, misafiri gelir. Bir şey olabilir ama çok büyük bir lütuf Allah'ımızdan nimet kayıt var. Dolayısıyla ne yapalım? Bunu tavsiye edelim kardeşlerim. Yani şu an beni dinleyen buradaki kardeşlerim bu konuda mesela biz ne yapabiliriz? Bunu tavsiye ederiz. Deriz ki bizim işte Ali Küpeloğlu Instagram sitesinde de ders işleniyor. Takip edelim. Büyüklerle ders birden başlayalım. Bugün büyüklerle ders 31'i okuyacağız. Çocuklarla ders birden başlayalım. İşte onda ee, ne bileyim 37 e, çocuklarla ders 38'i yaptık. Yani öyle tek tek okuyarak e, inşallah bizler de e, dediğim gibi yani maksat bu yolda bir gayretimizi mevla görsün. E, bak kayıttan bir defa daha dinliyorum. Gerçekten çok kayıt olması da çok iyi oldu. Tekrardan hem kendimiz dinleyelim hem de e, kardeşlerimize vesile olalım inşallah kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'im tamamını erdirsin. Emin olun böyle ders günleri olduğu vakitte ben mesela bu derslere hazırlık yapıyorum. 2-3 saat çalıştım yani dersime. Yani bir açık şey kalmasın. Elimden geldiği kadar güzel anlatmaya çalışayım diye. İnşallah Rabb'im de bereketini ihsan eder. Sizlerin de bu konudaki gayretlerinizde. Şimdi kardeşlerim bugünkü dersimizin ders ayetleri inşallah İki tane ayet-i kerime okuyacağız. Tefekkürle ilgili ayet-i kerimelerin manalarını ben size açıklayacağım Allah nasip ederse. Şimdi birinci ayet-i kerimemiz yazıyorsunuz. Ali Imran 190 ve 191. ayet kerime. Ali İmran 190 ve 191. Ayet-i kerime yazıyoruz şimdi. Kağıt kalemimizi alıyoruz kardeşlerim meşhur camilerde de okunan bir ayet-i kerime. İnne fi halkis semavati vel ardi vaktilafil leyli ve nehari diye başlayan ayet-i kerimemiz. Tırnak açıyorsunuz inşallah. Tırnak açıyorsunuz. Manasını yazıyorum. Hiç şüphesiz hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında virgül Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini kovalayışında gece ile gündüzün birbirini kovalayışında gece ile gündüzün birbirini kovalayışında aklı başında kimseler için aklı başında kimseler için büyük ibretler vardır nokta. Baştan alıyorum. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini kovalayışında aklı başında yani akıllı kimseler için akıllı kimseler için büyük ibretler vardır. Nokta. Bu kimseler yani bu akıllı kişiler, bu kimseler, bu kimseler gerek ayakta virgül gerek oturarak gerek oturarak ve gerekse ve gerekse yan üstü uzanmış haldeyken bu kimseler gerek ayakta virgül gerek oturarak ve gerekse yan üstü uzanmış haldeyken yan üstü uzanmış haldeyken Allah'ı anarlar ve ve bir konuşma çizgisi çizin. Allah'ı anarlar ve şimdi konuşma. Şunu derler. Ey Rabbimiz derler. Ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz. Sen bunları boşuna yaratmış değilsin. Bunların açıklamasını yapacağım birazdan. Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmış değilsin, virgül. Seni noksanlıklardan tenzih ederiz, seni noksanlıklardan tenzih ederiz diyerek göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ayet-i kerime bu kadar. Biraz uzun ayet-i kerimeler. Nokta, tırnağı kapatıyoruz. Baştan okuyorum şimdi. Ali İmran 190-191. ayeti kerimeler. 190 ve 191. ayeti kerimeler. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini kovalayışında, aklı başında kimseler için büyük ibretler vardır. Nokta. Bu kimseler gerek ayakta, gerek oturarak ve gerekse yanüstü uzanmış haldeyken Allah'ı anarlar ve şöyle derler. Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmış değilsin. Senin noksanlıklardan tenzih ederiz diyerek göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Nokta kapattık. Şimdi kardeşlerim şimdi bu ayetin açıklamasını yapalım sonra diğer ayeti geç, kerime'ye geçelim. Kağıdımızı, kalemimizi bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Yazmayı bırakıyoruz. Bana bakın. Bana dönün inşallah. Tüm kardeşlerim buraya baksınlar. Çünkü bu ayetin hem yerini de bilelim inşallah. Neresiydi arkadaşlar? Ali İmran suresi 190 191. ayet-i kerime. Şimdi ben Arapçasını okuyacağım. Herkes buraya baksın, dinlesin. Çünkü bakarak dinlemenin de ayrı bir feyzi oluyor. Hani bir, bir yani hoca ne bileyim hocanın hareketi bile bir etki yapabilir yani. Hani mimik hareketi bile bir, bir etki yapabilir. Şimdi Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Estağfirullah bismillah. İnne fi halqi semawati vel ard. İnne muhakkak demek. İnne fi halqi semavat Muhakkak ki gökyüzünün yaratılışında. İnne fi halqi semavat vel ard. Arz yani yeryüzünün yaratılışında. Vaktilafil leyli ve nehar. Gece gidiyor, gündüz geliyor. Gündüz gidiyor, gece geliyor bu mana. Ya da gece uzuyor, gündüz kısalıyor. Gündüz uzuyor, gece kısalıyor. Ayet-i Kerime. Gökyüzünün yaratılışında, yeryüzünün yaratılışında. Bak bunu hemen düşüneceğiz. Le ayatin. Büyük ayetler var. Bunlar diyor çok büyük işler Cenab-ı Allah. Le ayatin. Ama kim bundan ders çıkarır? Yani buralara baktığı zaman bundan ibret alan kim? Liulil elbab. Akıl sahipleri. Gerçek halis akıllılar buradan çok dersler çıkarır. Buralara baksa burada Allah'ı bulacak çok dersler var. Allah'ı Allahu Teala'nın varlığına çok dersler var. Hakikaten öyle. Gökyüzüne bakıyoruz. Mesela aklımıza geliyor mesela e şimdi diyelim herkesin e, oturduğu evin betonuna bakalım şimdi o, o kata bakalım e bir betonu e, 100 metrekare bir betonu tutmak için içinde belki 10 tane kolon var öyle değil mi kolonla beton duruyor E şimdi semaya bakıyorsun yıldızlar var güneş var ay var sayısız yıldızlar var ama bakıyorsun Gökyüzü e, direksiz havada duruyor. <laughs> yani ya biz buna alışmışız ama bu büyük bir olay değil mi arkadaşlar? Şimdi soruyorum. Direksiz ya yani direk yok havada gökyüzü duruyor yani. E, büyük ibret bu. Milyonlarca yıldızlar böyle bir ahenkte dönüyor, e, bir yörünge etrafında birbirlerine çarpmıyorlar. İbret. Ben size bir ibretlik daha bir şey söyleyeyim mi? Peki güneş diyoruz. Bak buraya eve gelen florasan ışık nereden geldiğini sorsam herkes diyecek ki hocam barajdan geliyor hocam oradan geliyor mahallemizin trafosuna oradan geliyor hocam işte oradan küçültülüyor azaltılıyor işte 200 volta düşürülüyor. E biliyoruz yani yani geldiği yeri biliyoruz yani. Peki güneş ışığını hangi jeneratörden alıyor? Hangi barajdan besleniyor güneş? Bak. Allah Allah. Sen ne kadar jeneratörle ya da ne kadar barajdan güneş e, enerji üretmiş olsan güneşin ışığıyla hiç kıyas edilir mi ya? Güneş dünyayı aydınlatıyor. Hem de sen yani diyelim ki bir futbol sahasını aydınlatıyorsun. 100 tane de e, şeyi koysan hiç güneş gibi oluyor mu yani? Mümkün mü? Değil. Peki bu güneş ışığını nereden alıyor? Hangi barajdan geliyor? Ne diyeceğiz? Allah onu e, ışıkta veriyor. O, o görevi güneşe ışık ver görevini Allah vermiş. Parla demiş parlıyor. Sıcaktır güneş. Ve yine uzay bilimcileri diyor ki güneş dünyaya şöyle bir metre yaklaşsa, yörüngesinden yaklaşsa dünyada e, şey olmaz, yaşam olmaz. Kavrulur her şey. E, biraz uzasa diyor. Yine hayat olmaz. Donar diyor şey. Ee, insanlar donar. Peki bu dengeyi kim tutuyor? İşte ayet o. Ne dedi? Muhakkak ki gökyüzünün yaratılışında ibretler var dedi. İşte yani bak şu 3-5 dakikada şaşılacağımız şeyler söylüyoruz yani. Anlayamıyor bak aklımız. Anlıyoruz aslında. Ne diyeceğiz? Allah Celle Celaluhu vardır. Allah bu düzeni sağlıyor bu düzen Allah'ın emriyle böyle oluyor diyeceğiz. Yerde denizler, dağlar, deryalar, dereler, efendim ormanlar şu nizama bakar mısınız? Büyük ayetler var diyor. Ama işte kimi bakar öyle bakar yani. Kimisi ders alır. Allahu Teala bizi bu ayeti kerimede geçen ibret alan kullarından eylesin. Şimdi li ulil elbab. Bakın şimdi. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Yine herkes baksın bana. Tam dikkatiniz verin. Peki akıllılar ibret alır dedi ya Cenab-ı Allah. Kimdir o akıllılar? O akıllılar kimdir? Bak Allah katında akıllıları duyacağız şimdi. Cenab-ı Allah'ın akıllı kullarım dediği kişileri duyacağız. Dikkat edin. Şimdi bu ayet bilinmez mi? Burası bilinmez mi? Ne diyecek bak Mevla Teala? Ellezîne <laughs> o akıllı kullar öyle kullardır ki yezkurun Allah o akıllılar Allah'ı zikrederler. Allah'ı anarlar. Kıyamen ayakta ve ku'uden oturarak ve yan yatar oldukları halde Allahu Teala'yı zikrederler. Şimdi ne demek bu? Tabi tefsirlere baktığımız zaman şu mana çıkıyor. Deniliyor ki akıllı kimseler bu ayeti kerimede namaz kılarları Allah işaret ediyor. Nasıl anladık hocam bunu? Namazda ayakta olmak var mı arkadaşlar? Var. Oturma var mı? Var. Peki bir kişi ayakta ve oturarak namaz kılamıyorsa nasıl namaz kılacak? Yan yatar olduğu halde kılacak, imayla kılacak. Bu Allahu Teala beş vakit namaz kılanlara akıllı diyor. Doğru bir mana mı? Evet. Bak namaz kılanlar akıllılardır çıkıyor buradan. Bir ikinci mana veriyor müfessirler bu ayeti kerimeye. Diyorlar ki her iki manada çok güzel, çok hoş. Biz her iki manayı da alalım arkadaşlar. Birini anladık değil mi? Bu ayeti kerime beş vakit namazı kılanlar akıllıdır diyor Cenab-ı Allah. Bir ikinci mana biraz daha tasavvufi bir mana. O da şu deniliyor ki bir kişi 24 saat içerisinde ya ayaktadır değil mi? Ya ayaktayız yürüyoruz bir yere gidiyoruz. Ayaktayız iş yapıyoruz. Ya oturuyordur ya oturuyordur. Bak şu an ben oturuyorum. Siz de oturuyorsunuz. Ya da yatıyordur. Yani bir dördüncü hal var mı? Yok. 24 saat içerimizde biz ya ayaktayız ya oturuyoruz ya yatıyoruz. Şimdi ne mana veriliyor buradan? Allahu Teala'nın akıllı kulları 24 saat Allah'tan gafil değil. Allahu Ekber. Ne acayip mana değil mi? Bak akıllı Allah'tan gafil değil. Hep Allah hatırında. Bunun alameti ne? İşte ezana namaza çağırdığımı icabet ediyor bir haramla karşılaştı mı? o haramı işlemiyor. Niye? Allah hatırında. Allah'ı hiç unutmuyor. Rabbıma ne hesap veririm diyor. Yatarken de öyle, kalkarken de öyle. Dualar okuyarak yatıyor. Ayetel kürsi bak onu söyleyeyim. Çok söylüyorlar. Hocam şöyle bunalıyorum, kötü rüyalar görüyorum. Ya yatarken güzel kardeşlerim şu ayetel kürsüyü ne olursunuz ezberleyin. İlacı söylüyoruz. Ayetel kürsüyü yatağınıza girdiğiniz zaman okuyun. Üç ihlas Felak, Nas okuyun. Sağınıza solunuza üfleyin. Bu şifadır, bu ilaçtır. Bunu yapalım arkadaşlar. Yani bak ne oldu? Kur'an okuyarak yattın, zikir üzerine yattın, gece kalktın teheccüde veyahut da sabah namazına kalktın. Bütün gece zikir. Öğleni kıldın. Öğ sabahla öğlen arasında zikir etmiş gibi sevap aldın. Bak şimdi. Her iki manada çok güzel. Allahu Teala bakın burada zikredilen akıllı kullardan olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bak iki mana çıktı. Birisi beş vakit namazı kılanlar. E şimdi sen namaz kılıyorsun sana <laughs> diyorlar ki deli misin sen? Bu zamanda bu olur mu? Bak bak bak. Ya da kapanıyorsun. Sen kafayı mı yedin? Örümcek kafalı mı oldun? Halbuki sen Allah emrettiği için kapandın. Şimdi birileri sana örümcek kafalı diyebilir. Birileri sana bu uçmuş diyebilir. Ama Allah sana diyor ki bu benim akıllı kulum diyor. Yetmez mi? Soruyorum size. Allah bize akıllı desin. Millet ne derse desin. Milletin cenneti cehennemi mi var? Öldükten sonra millet ne yapacak bize? Gelin biz Allah'ımızı sevindirelim. Allah'ımızı dinleyelim. Rabbimizin katında akıllı olmaya çalışalım. Rabbim bu şuuru cümlemize nasip eylesin. Rabbena ma halakta haza ellezîne yedhkürûne allâhe kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbihim yan yatar oldukları halde Allah Allah zikrederler. Ve <laughs> yetefekkerûne bakın dikkat edin ayet bitmedi. Ve düşünürler, tefekkür ederler. Ve yetefekkerûne fi halkı semâvâti ve bunu yapalım arkadaşlar. Bak bunu yapalım. Allah öyle diyor Celle Celaluhu. ve yerin göğün yaratılışın tefekkür ederler, düşünürler. Düşünelim. Şöyle bazı gecelerde bakalım yıldızlara, aya bakalım. Aman Allahım diyelim. Sen ne büyüksün Allahım diyelim. Sen ne yücesin Allahım diyelim. Bak bu bu akıllılığın şeyi e, alameti. Tefekkür ederler fi halkı ve şu sözü söyleyelim. Ma halakte Aman Allahım ayet. Maخلقte hadi batına. Ya Rabbi, ya Rabbi biz de diyelim sen bu şeyleri boşuna yaratmadın Allahım, güzel Allahım. Sen bu güneşi boşuna yaratmadın, sen bu yıldızları boşuna yaratmadın, sen bizi boşuna yaratmadın ya. Sen bizden bir şey istiyorsun ya Rabbi derler. Rabbimizin hoşu hoşuna gittiği için bak bu cümleleri benim akıllı kullarım derler diyor. Biz diyor muyuz arkadaşlar bunu? Diyelim işte. Demeyesek diyelim. Şimdiye kadar demediysek bundan sonra diyelim. Ne diyelim? Yani ya Rabbi sen bu bu kainatı boşuna yaratmadın. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Bu güneşi boşuna yaratmadın. Bizden istiyorsun ya Rabbi. Sen bu nimetleri bize ikram ettin. Bunun karşılığında bizden bir şeyler istiyorsun ya Rabbi diyelim arkadaşlar. Ma <mâ> halakte haza batila subhaneke fekina azaben nar Ya Rabbi sen bizi cehennem azabından koru derler. Evet. Birinci ayetimiz bu. Şimdi geldik ikinci ayeti kerimimizi yazmaya. Alın şimdi kağıt kalemi alın bakalım. Evet. Kağıt kalemi alın. Defterinizi alın. Hemen böyle siz sınıfsınız. Ben de size ders veriyorum. İkinci ayeti kerimeyi yazıyoruz. Gâşiye suresi. Hel etake hadisul gashiye suresinin e, efendim 17 21. ayeti kerime. Onlar nasıl yaratıldı diye deveye Yani onlar bakmazlar mı diye cümle bitecek. Şimdi yazıyorsunuz değil mi? Yazıyorsunuz. Şimdi bir ikinci ayet-i kerime diyelim. Gâşiye suresi 17 21. ayet-i kerime. 17 21. ayet-i kerime. Onlar onlar yani cümlenin sonunda bakmazlar mı diye soru soracak. Onlar nasıl yaratıldı diye deveye. Nasıl yaratıldı diye deveye. Virgül Onlar nasıl yaratıldı diye deveye. Virgül Nasıl yükseltildi diye göğe. Nasıl yükseltildi diye göğe. Virgül. Nasıl dikildi diye dağlara. Nasıl dikildi diye dağlara. ve nasıl düz hale getirilmiştir diye yeryüzüne ve nasıl düz hale getirilmiştir diye yeryüzüne hiç bakmazlar mı hiç bakmazlar mı hiç bakmazlar mı soru işareti koyuyoruz Tekrar okuyorum onlar nasıl yaratıldı diye deveye nasıl yükseltildi diye göğe, nasıl dikildi diye dağlara ve nasıl döşendi döşendi diye diyelim, nasıl düz hale getirilmiştir diye ben bir yerde döşendi yani işte ağaçlar, otlar, çiçekler, dağlar nasıl düz hale getirilmiş diye yazmışım buraya düz hale getirilmiştir diye yeryüzüne hiç bakmazlar mı virgül e aferin hiç bakmazlar mı? Soru işareti. Sen hatırlat. Habibim sen hatırlat. Hiç şüphesiz sen bir hatırlatıcısın. Hatırlatıcısın nokta. Şimdi ayeti kerimeye geçiyoruz. Yazdınız değil mi arkadaşlar? Evet şimdi kağıt kalemi bir daha bırakıyorsunuz. İnşallah. Bana bakıyorsunuz tekrardan. Bana bakıyorsunuz. Kendinizi buraya verin inşallah arkadaşlar. Şimdi sure Gâşiye suresi. Gâşiye suresi. Suresi 17, 18, 19, 20, 21. 21. ayet-i kadar geldik. Bakın şimdi Allahu Teala ne buyuruyor? Dikkatli dinleyelim. Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat. Onlar Deveye bakmıyorlar mı diyor. Nasıl yaratıldı diyor cenab Allah. Arkadaşlar ayete bakar mısınız? Mevla Teala buyurur ki onlar diyor deveye bakmadı, bakmıyorlar mı diyor. Nasıl yaratılmıştır. Şimdi bugün ben bununla ilgili biraz bir araştırma yaptım. Deveyle ilgili araştırma yaptım. Birkaç madde size söyleyeceğim. Çünkü ayette Allah-u Teala deveye bakmıyorlar mı onlar nasıl yaratılmıştır diyor. Mesela devede çok dayanıklı bir hayvan vücut yapısı açlık ve susuzluğa günlerce katlanabiliyor. Yani 3 hafta su içmeden deve duruyormuş mesela 3 hafta. Mesela yerden ayakları uzun, yerden yüksek. Niye çöl ortamında yaşadığı için Allahu Teala o vücudunun altını o hararetten koruyor mesela. Sonra diz kapaklarında Allah-u Teala öyle bir deri oraya koymuş ki onunla oturduğu zaman yani yattığı zaman kösele gibi olmuş onu Allah farklı yaratmış oralarını farklı bir deri sıcaktan yanmıyor mesela mesela ayakları palet gibi Allahu u Teala yaratmış ayaklarını palet gibi yani at ayağı gibi olmuş olsaydı atın ayağı gibi ince olmuş olsaydı bir kilometre yol yürüyemezdi çölde. Ama şöyle geniş ayaklı e, Allah-u Teala yarattığı için yani çölü baştan başa geçebiliyor. Sır Hürgücünün içerisinde diyor yağ deposu var diyor orada yağ deposu var. Niye yağ hürgücünde tutuyor diyor? Çünkü diyor az bir suyla çünkü vücudunun her tarafında diyor yağ olmuş olsa o yağ diyor su tüketimini arttıracak. E, çölde de e, su e, sıkıntısı olduğu için susuz kalacak hayvan ya Allahu Teala hörgücünde e, saklamış diyor deposu orada yeme deposu da orada dolayısıyla diyor çok az suyla diyor 3 hafta yürüyebiliyor diyor mesela başka e, gözünde iki tane diyor şey var e, kapak var kirpiklerinde de diyor şöyle bir iki kat kirpik var diyor bu şekilde kirpikleri var niye çöl fırtınasında diyor o, o kirpikleri tozun kaçmasını engelliyor bir de şeffaf e, göz kapağı var. Bir de normal deri göz kapağı var. E, çöl fırtınasında şeffafı kapatıyor. Gözü açık. Arkasından da böyle kirpikleri de böyle diyor. İki kat kirpik varmış devede. E, tozlar şey yapmıyor. Gözüne kaçmıyor. Niye? E, çöl fırtınası toz oluyor ya. Kurban olduğum allah Teala. Deveye bakmıyorlar mı diyor. Nasıl yarattık deveyi diyor. Sonra mesela burnunda diyor mesela ha, ağzı deliklidir diyor. Dudakları şeydir diyor. E, yırtıktır diyor. Çünkü diyor çölde dikenli şeyler var ya diyor. Ona dayanıklı dikenli bütün diyor yaprakları yer. 3 metre yukarıdaki diyor boynu uzundur diyor. Yaprakları çünkü çölde yaprak yiyecek yani. Ve hatta kavuçuk gibi şey bile bulsa öyle bir mide sahip gidiyor. Kavuçuk gibi şey bile yese o onu doyurur diyor yani kitaplarda başka sonra e, burnundan diyor e, hava aldığı zaman ona diyor nem lazım. Burnunun içerisinde süngerimsi diyor bir şey var. O diyor e, süngerimsi olan o şey o nemi tutar diyor. Nemi nemi diyor e, sünger gibi ya şu burnunun üst kısmı bizim burun gibi değil. Yani süngerimsi bir tabaka var diyor. O nemli havayı çeker. E, diyelim orada depolar diyor. O sıcak 40 derece 50 derece çöl ortamına girdiği anda diyor o sıcağı aldığı zaman burada bu depodaki nemden diyor ciğerlerine diyor nemli diyor havayı teneffüs Allah 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 Allah. İşte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Efe la yenzurune ilel ibili keyfe hulikat. Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı diyor. Görmüyorlar mı diyor. E şimdi bu deveyi bu şekilde yani bu, bu Allah demeyeceğiz de ne diyeceğiz kardeşlerim ya? Yani bu nasıl bir iştir? Bu nasıl tam bu ortama göre Allahu Teala onu yarattı? İki tane kirpik yani ne, neye göre vermiş Allahü Teala? Hele şu diz kapaklarındaki nasır. Bakın bir fotoğrafına nasır var diz kapağında. E niye yattığı zaman çöl yakmasın diye. Çöl yakmasın diye. Acayip değil mi arkadaşlar bu? İşte biz de baktık. Mevla buyurdu ya efela yenzuruna ilal ibli keyfe koy. Bakmıyorlar mı devenin yaratığını? Baktık elhamdülillah. Ve ile sema keyfe rufiat. Gökyüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yükselttik diyor onu. Baktık elhamdülillah. Ve ilal cibali keyfe nusibet. Dağları nasıl çakmışız, dikmişiz diyor Mevla Teala. Bunlar hep Allahu Teala yaptı. Ve iler erzi keyfe sutihat. Yeryüzünü nasıl döşedik diyor yani. Deniz var, dağ var, toprağı var, kumsalı var. Aman Allah'ım. Her yer cam olsaydı nasıl yaşayacaktık? Her yer dağ olsaydı nasıl yaşayacaktık? Her yer buz olsaydı nasıl yaşayacaktık? Yani nerede ekecek, nerede biçecektik? Her yer deniz olsaydı nasıl yaşayacaktık? Kurban olduğumuz Allahü Teala denizi de yarattı, dağı da yarattı, dereyi de yarattı, toprağı da yarattı. İşte bunu diyor nasıl döşedik bir bakın diyor. Kurban olduğum Mevla Teala. Fezekkir innema entemiz. Habibim sen anlat. Sen anlat. Sen bunlara bunları anlat bak. Mevla Teala bunların anlatılmasını istiyor. Bize de nasip etti. Duyduk elhamdülillah. Bu ayeti kerime Gâşiye suresi 17 ile 21. ayeti kelimelerimiz Evet. Hadis-i şerifimizde bir tane hadis-i şerifimiz var. Onu da hemen yazalım kardeşlerim. Hadis-i şerifimize yazıyoruz. Şimdi defterlerimize notumuzu alıyoruz. Hemen defterimizi yazıyoruz. Evet. Buhari hadis-i şerifi. Bir hadis-i şerif söyleyeceğim. Bu hadis-i şerifi de kardeşlerim yani çok iyi anlayalım. Şu üç özellik kimde bulunursa buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Bu da hangi hutbenin şeyi? Onu da söyleyeyim ben size. 19.02.2021 tarihli hutbenin e, hutbe, ben imamım ya, hutbenin hadisi şerifi. Bir de bunu söyleyeyim size, beni dinleyen kardeşlerim. E, Google'a hutbeler yazın, hutbeler. Oraya tıklayın, yani özellikle hanım kardeşlerim bu hafta cumada hangi hutbe okunuyor diye hutbelere basın. Orada en son hutbeler yani perşembe günü e, çıkıyor. Basın siz de okuyun derim. Çok güzel hutbeler. Yani cumada okuduğum hutbe bakın bu. Cumada bunu okuyorum. Siz de hanım kardeşlerim bu hafta camilerde hangi hutbe okunacak diye bir okursanız çok güzel olur. Yani bu bütün halka açık. Google'a hutbeler yazıyorsunuz o diyanetin sitesine giriyorsunuz. Orada en son hutbe böyle ve eski hutbeler de var. Yani orada böyle tarihlere göre hutbeler var. Tıklayın oradan okuyun. Bakın Peygamber Efendimiz 19.02.2021 hutbesinde şu hadis-i şerif geçti. Şu üç özellik kimde bulunursa yazıyorsunuz. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Yani bu bilgileri de vereyim. Aa öyle mi hocam? Yani biz de hutbeleri okuyabilir miyiz? Okursunuz. İnternet elinizin altında. Google'a hutbeler yazın. Diyanetin sitesine girin. Hemen orada göreceksiniz. Üstüne başlayın. Açın okuyun. Her hafta okuyun. Not edin bir yere. Her hafta hutbe okuyun. Hutbeler, hutbeler. Google'a hutbeler diye yazın. Çıkıyor zaten. Diyanetin sitesi çıkıyor. Çok kolay bulursunuz yani. Bak bu dersten sonra bir deneyin. Bakın. 19.02.2021 tarihli hutbenin hadis-i şerifini okuyorum. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Şimdi bakın üç özellik. Kimde bulunursa imanın tadına erer diyor peygamberimiz. O zaman bizde bulunsun arkadaşlar. Bu üç özellik bizde bulunsun. Neymiş şimdi? Bir, Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek. Hocam seviyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ya ya. Lafla olmuyor. Sevgi ispat ister. Seven sevdiğine itaat eder. Hem Allah'ı seviyorum diyorsun hem namaz kılmıyorsun. Nasıl sevgi bu? Nasıl sevgi bu? Bak adam bir takımı seviyor ve ölürüm diyor felance takım için. Bir gün öncesinden geliyor. Dışarıda efendim battaniyesini, yorganını alıyor. Stadyumun önünde yatıyor. Gördün mü sevgiyi? Gördün mü sevgi? Bak. Bir gün öncesinden yatıyor. Battaniyeyle yatıyor. Niye? Yarın diyor ben stada giremem diyor. Biz bunları gördük yani, duyduk. Öyle değil mi arkadaşlar? E peki sende nasıl Allah sevgisi var? Sen sıcacık yatağından yorganını atmıyorsun sabah namazını kalmıyor, kalkmıyorsun mesela. Duyuyorsun ezanı, tuvalete kalkıyorsun, ezanı duyuyorsun. E uykumu bölmeyeyim. E nasıl sevgi bu? Böyle olmayacak. Gerçek olacak. Yani gerçek e, sevgi itaatle e, ispat edilir. Allah'ın emirlerini yerine getirerek ispat edilir. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi... Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek. Aman Allah'ım. Bu özellik ne güzel özellik. Yani işte bu bu platformda var bu işte. Bu platformda var. Yani dedim ya bizim bu derslerimizin temelinde sevgi vardır. Yani ben sizi Allah için seveceğim, siz beni Allah için seveceksiniz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Ne bir menfaatimiz var ki yani burada? Ne menfaatimiz var burada? Allah için. Bak bu çok önemli. Rabbim böyle Allah için seveceğimiz kardeşlerimizin sayısını artırsın. Bak bu olacak. İkincisi bu. Sevdiği kişi sadece Allah için sevmek. Bakın üçüncü maddede de çok önemli. Ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de öyle korkmak lazım. Bir insan ateşe atılmayı tuttular. Ateşin içine seni atıyorlar. Nasıl korkarsın? Değil mi? Diyor ki imandan sonra küfre dönmekten de o derece korkmak lazım. Burada şöyle tevil yapılıyor. Mesela eski içki içiyorduk, kumar oynuyorduk, açılıyorduk, saçılıyorduk. Farklı hallerimiz vardı. Ama Allah hidayet nasip etti. O kötü hallerimizi bıraktık. Bir daha yani o küfürden onu kastediliyor. O günahlara tekrar dönmek sanki seni böyle ateşe atıyormuş gibi şey gelecek yani. Çok çirkin gelecek. İşte bu hal kimde varsa diyor, o diyor imanın lezzetini tatmıştır. İnşallah bunlar inanıyorum çoğu kardeşlerimizde var. Allah'ın izniyle var. Yani Allah Resulünü her şeyden çok seviyoruz. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Eskiden yapmış olduğumuz haram ve günahlara dönmektense Allah bizim canımızı alsın. Yani o kadar e, o içkidir, o açıklıktır ya da o efendim kumardır, o ortamlardır, o kötü hallerdir. Ya Rabbi sen bizi bir daha onlara bulaştırma Ya Rabbi. Duygusu Allah'ın izniyle vardır diye düşünüyorum. Öyle hüsnü e, zannım sizin için var kardeşlerim inşallah. Evet. Ay hadis-i şerif inşallah yazdınız bunu. Evet. Bunu da söylemiş olduk. Hemen geçiyorum ilmihal konumuza. Herkes ilmihalini açsın bakalım. Kısaca onu da. Şimdi e, kardeşlerim dedim ya bizim derslerimiz sohbet gibi oluyor. Ya elhamdülillah vaaz gibi oluyor. vazlanmış e, vaazlanmış oluyoruz. İşte bu en başta böyle değildi mesela. Ama gittikçe e, ne bileyim Allah bir kapı açıyor. Daha böyle bir e, zenginleştiriyor. Daha bir feyizleştiriyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bizim hem ders işliyoruz hem sohbet oluyor. Rabbimize hamdolsun kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim e, fıkıh kitabında 79. sayfada bu istihaze haline ait meseleler bölümünde kalmıştık. Ben bu bölümün bu bölümün hanımlar tarafından okunmasını istiyorum bu hanımlarla alakalı 132. madde, 133. 134. ve 135. maddeleri ödev olarak hanımlara veriyorum. <laughs> Yazdınız mı ödevi? Hadi bakalım. Tekrar ediyorum. İstihaze haline ait meseleler 132, 133, 134, 135. maddeleri siz okuyacaksınız inşallah. Tamam mı? Anlaştık inşallah. Evet. Çünkü kadınların haliyle alakalı özürle alakalı bir mevzu. Siz daha iyi anlarsınız mevzuyu. O açıdan size bıraktık. Şimdi abdestin mahiyetine geliyoruz. Abdestin mahiyeti. Burada çizdireceğim yer var. Altını çizdireceğim yer var. Evet okuyun. Okuyun. Mesela dünkü dersimizde kadınlar açısından çok önemli. Hanımlar açısından çok önemli. Bu kitabı olan kardeşlerim mesela nifas haline ait meseleler. 117'den. Hayz nifas haline ait bence burayı bir kere de okumayın. Bir kere de okumayın. Hanım kardeşlerim. İki kere, üç kere, dört kere altlarını çizin. Çünkü burada çok tafsilatlı konular yazıyor. Anlamadığınız yerlerin notunu alın. E, hocalarınıza, bayan hocalara sorun. Neyi okuyun dedi. E, neyi okuyun dedi hocam diyor. E, ben neyi okuyun dediğimi e, dersi takip eden e, kardeşlerim biliyor. İstihaze haline ait meseleler. Burayı okuyun dedim. Evet. 136 137 Evet şimdi o 136 137'yi biz okuyacağız şimdi. Biz okuyacağız. Abdestin mahiyeti. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Abdest belli organların usulüne göre yıkan e, yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir. Şimdi şunun altını çizin. Bir ibadet ve itaattir. Bak Abdest neymiş? Bunu bilelim. Abdest ibadettir, itaattir. Onun altını çizin. Abdest sevap bir şeydir. Yani abdest bak onda namaz kılmıyorsun icabında. Sadece abdest aldın. Abdestli işe gittin. Bak. Bak abdest aldın, işe gittin. Bak ibadet yaptın sen. Ve sen abdestlisin. çok faziletli bir iş yaptın. Allah sana güzel şeylerle karşılaştırır. Bereket verir işine bak. Abdest ibadet ve taattir diyor. Burayı çizdik. İbadet ve taattir. Abdeste güzel oluşunda ve temizliğe yardımcı olmasından dolayı vuzu adı verilmiştir. Burayı çizmeyelim. Şurayı çizelim. Abdestin manevi birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi çizin buranın altını. Çizin. Abdestin manevi birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi maddi olarak da pek çok yararları vardır. Buraya kadar çizin altını. Hem manevi faydası hem de maddi vardır. Şimdi çizmeyin. Vakit vakit abdest alan bir Müslüman temizliğe riayet etmiş, temizliği alışkanlık haline getirerek kendini birçok hastalıktan sebep verecek kirli hallerden korumuş olur. Bak bu ta 1400 sene önce yazılmış olan fıkıh kitabı İmam-ı Azamların yazdığı. Şimdi ne deniliyor? Aman bu koronaya bulaşmak için Temi maske, mesafe, temizlik Maske, mesafe, temizlik Temizlikte ne var? Ellerinizi yıkayın 5 e vakit namaz kılan işrak kuşluk, teheccüd kılan insan Zaten abdest alan günde beş değil 15 kere yıkıyor ellerini Bak gördün mü? Bizi şeyden de kurtarıyor e, Mikroplardan da kurtarıyor Maddi olarak Şimdi bir hadis-i şerif var Abdest üzerine abdest Nur üzerine nurdur buyurulmuştur bir hadis-i şerifte şöyle Şu bilgiyi size veriyorum. Herkes bana baksın. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur deniliyor ya. Şimdi ben şimdi abdest aldım diyelim. Yeni abdest aldım. Ve abdest üzerine abdest almak nur üzerine nurdur diye hiç bu abdestimi kullanmadan gidip bir tane daha abdest alırsam ikinci abdest bu yanlıştır. Bu hatta mekruhtur, bu israftır. Ne yapmam lazım? Almış olduğum abdesti kullanmam lazım. Nasıl? Namaz kılarsam, Kur'an okursam yani kullanmam lazım. Anlaşıl değil mi bu? Abdest kullanıldıktan sonra abdest alınırsa nurdur. Şunun altını çizin. E, Hadis-i şerif var. E, siyah yazıyla yazılmış. Her kim emrolunduğu gibi abdest alır ve Emrolunduğu şekilde namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Altını çiziyorsunuz. Kaçıncı sayfa? Bak Büyük İslam İlmi hali Kitabım bu. Benim eski baskı. Böyle yenileri e, böyle değil. Büyük İslam İlmihali Ömer Nasu Bilmen. Bendeki sayfa 80. sayfa. Yeni olanların sayfasını da yazabilirseniz iyi olur arkadaşlar. E, Gökhan 717 kaçıncı sayfa diyor? belki farklılık olabilir. Ben de 80. sayfada eee o diğer arkadaşların sayfası kaç bilmiyorum. Ama madde 137. maddeye geldik. 137. maddeye geldik. Abdestin mahiyeti 137. Bak bir kardeşimiz 103. sayfa dedi mesela. Bak 103. sayfa diyor. Bir kardeşimiz 69. sayfa diyor. Değişiyor demek ki. 80 diyor bak Hatice Eka 80. sayfa. Değişiyor ama yani konuyu bilin. Abdestin mahiyeti konu. Bende diyor mesela 75. Bak değişiyor. Şimdi 137. maddeyi e, okuyoruz. Herkes 137. maddeye odaklansın. 137. maddeyi e, çiziyoruz arkadaşlar. Namaz gibi bir kısım din görevlerini yerine getirmek için abdest almaya gerek vardır diyor. Çizin bunun altını. Namaz gibi bir kısım din görevlerini yerine getirmek için abdest almaya gerek. Yani sadece abdest namaz için değil. Bu görevlerden burayı çizmiyorsunuz. Bu görevlerden her birinin yapılması abdestin bir sebebidir. Şimdi çiziyorsunuz. Abdestsiz bir kimse çizin altını, burası önemli arkadaşlar. Hatta farklı bir kalemle de çizebilirsiniz burayı. Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz. virgül, tavaf edemez, virgül. Bir musafa e, için e, bir a, mahfaza, heh, bir mahfaza içinde olmaksın Kur'anı tutamaz. Bunu söylüyorum şimdi. Bir mahfaza içinde olmaksın Kur'an tutamaz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şu Kur'an-ı Kerim bakın buna ben bir ma ma mafasa içinde değil bu sade Kur'an-ı Kerim bu. Şimdi ben bunu e, bu şekilde abdestsiz tut tutamam. Abdest olması lazım. Ama diyelim şu bir maske bu maske Kur'an-ı Kerim diyelim bir yerden bir yere almam icap etti. Şöyle elim Kur'an'a dokunmadan bir bezle bunu böyle tutabilirim abdestsiz. Bak elim değmiyor ama tamam mı? Ya da kılıflar var ya arkadaşlar. Hani Kur'an kılıfları var. Kılıftan çıkıyor hani böyle. Hani ayrılıyor. O kılıflı da abdestsiz tutabilirsin. Ama şu kendisine abdestsiz dokunamam. Başka diyelim ki bir kağıdın üzerinde, şu kağıdın üzerinde sadece bir ayet yazılı. İnna fethnale kefethamubina. Allah bir ayet yazılı. Sadece kağıtta ayet yazılı. Bu ayete de abdestsiz dokunamam. Levhalar hani çerçeve inna fetahna leke ya da ayetel kürsi levhalar ona da abdestsiz dokunan. Bak burada diyor zaten. Kur'an'ın tam bir ayetinin veya bir kısmının yazılı bulunduğu bir levhaya el sürülmez diyor abdestsiz. Bunları yapmak haramdır. Çizin bak bunu. Bunları yapmak güne, günahın boyutuna bakın yani. Haramdır diyor yani. Abdestsiz dokunulmaz, abdestsiz namaz kılınmaz. Abdestsiz tavaf yapılmaz haramdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezber olarak veya karşıdan Mustafa bakarak abdesti okuyabilirsin. Çizin bunun da altını. Çok önemli bir bilgi. Hala bu soruyu soruyorlar. Hocam işte e, arabaya binerken abdestim yok ayetel kürsü okuyabilir miyim? Abdestsiz ezberinizden Kur'an okuyabilirsiniz abdestsiz ezberden elham, ayetel kürsi, amener abdestsiz okunur. Ya da diyelim ki benim abdestim kaçtı. Ben hafıza dedim ki Mahmut şurayı bir aç dedim. Bir ayete bakacağım dedim. Bak açtı önümden ben dokunmadım. Mahmut dokundu. Kur'an'a bakıyorum. Ha, Bismillah. Felevla kânet e, kariyetün. Bak bakarak abdestim yok. Ama dokunmadan okuyabiliyorum. Dokunmadan okuyabiliyorum önüme açılmış olan Kur'an'da dokunmadan e, bakarak okuyabiliyorum. Burada e, haram olan ne? Şöyle elimle Kur'an'a dokunmak. Bu haramdır, bu günahtır. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Çizdiniz mi aşağısını? Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezber olarak veya karşıdan Mustafa bakarak abdest okuyabiliriz. Buraya kadar çizin. Aklı olan ve buluğ çağına eren ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür. Burayı çizmenize gerek yok Evet dersimiz bu kadar Allah mübarek etsin medrese dersi böyle bir şey işte hamdolsun bak neler Allah bize duyurtuyor İnşallah kayıt olacak yine kardeşlerimiz kayıttan da bunu dinleyecekler dediğim gibi arkadaşlar Rabbim bize büyük bir nimet ikram eyledi yeni katılan arkadaşlar mesela yeni dinleyen bizim Büyüklerle ders biri bu sayfaya Ali Küpeloğlu sayfasından aşağı insin bulsun orada. Ara ara sohbetlerimiz var. O birden başlasın defter tutsun. Yani Allah'ın izniyle aynı şu noktaya gelir yani inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Süremiz e, bitti. Tesbih, zikirler soru mu soruyorsunuz arkadaş anlayamadım. Eğer çekilebilir. He <laughs> Evet. Rahşan Ersan. Tesbih zikirler çek. Evet. Evet. Abdestsiz. <laughs> abdestsiz. Allah. La ilahe illallah. Elhamdülillah. Çekileceği gibi. Daha ötesini söyleyeyim. Dünkü derse ne dedik? Kadınlar rahatsız olduğu dönemde bile tesbihler çekilir. Kadınlar hastalandığı zaman la ilahe illallah çekebilir. Elhamdülillah çekebilir. Subhanallah. Hatta böyle dua ayetlerini bile Okuyabilir yani hasta olduğu zaman. İnşallah bak böyle kısım kısım konuları öğreniyoruz. Elhamdülillah. Ee, Tabi bizim e, Hanefi mezhebine göre iğne ucu kadar e, kan çıksa abdest bozulur mu? Kan akarsa abdest bozulur. Tabi bizim bu okuduğumuz e, fetvalar fıkıh, Hanefi fıkhını okuyoruz. Bazı kardeşlerimiz hocam biz şafiyiz şafiye göre de e, anlatır mısınız diyorlar da şimdi bazı konularda fetvalarda şafiye göre olan fetvaları da söyleyeceğiz inşallah. Yine bizi dinlemeye, izlemeye devam edin inşallah. Peki ayrılalım mı arkadaşlar? Videoları tekrar izleyip ezber iyi oluyor. Bak Nursel Görez Allah razı olsun. Videoları tekrar siz de izleyin. Ben şunu sizden rica ediyorum. Şimdi Allahu Teala bu ikramdır ya bir mevlamızın bir lütfu oldu. Haberi olmayan komşumuz arkadaşımız Efendim evlatlarımız torunlarımız yani yapacağımız şey şu ya işte ders yapılıyor Efendim bak bizim derslerimizin mahiyetini 4 aydır bizi dinleyenler sadece Kur'an sünnet hadisi Şerif yani biz farklı dallara şey yapmıyoruz yani kimseyi eleştirmiyoruz kimsenin aleyhinde konuşmuyoruz bir siyaset hiç yapmıyoruz. Görüyorsunuz yani ve sevdirmeye çalışıyoruz. Sevdirerek anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun için söylüyorum. Yani gönül rahatlığıyla bu sayfaya herkesi davet edebilirsiniz Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Benim soruma cevap verirseniz çok memnun olurum dediği kardeşimin sorusu ne acaba? Onu bilemedim. Hocam benim soruma da cevap verirseniz Gruplardan Hatim, Fetih ve Yasin okuyoruz. Niyetler için doğru mu? Allah kabul etsin. Yani Rabbim okunan şey illaki Kur'an illaki şeyi vardır. Boş olmaz yani. Yazmayın. Hocam cep telefonundan abdestsiz Kur'an okunabilir mi? Ona fetva veriyorlar. Okunabilir deniliyorlar. Çünkü o kitap değil ya. O bir elektronik alim. Hocam gece yatmadan teheccüd namazı kılsak olur mu? Celile ümit diyor. Asıl yatıp kalkmaktır ama oldu ki geç yatıyorsun. Yani kalkma ihtimalin yok. Hep gece kalkıyordun da bir kereye mahsus geç oldu olur. Ama asıl yatıp kalkmaktır. Evet. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun dileklerinizi söylüyorsunuz. Allah hepimizden razı olsun. Rabbim daim etsin. Feyzimizi, bereketimizi arttırsın inşallah. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kaydedeceğim inşallah.